Büyükçekmeköy ailemizin kıymetli üyeleri, Çekmeköy Belediyesi olarak hemşerilerimizin ata ocaklarına konuk olduk. Cennet vatanımızın nadide bir köşesi olan memleketlerimizden sizlere selam getirdik. Sizlerden de o topraklara kucak dolusu sevgiler götürdük. Bugün izleyeceğiniz belgeselle cennet vatanımızın doğal güzelliklerini, örfünü, adetini, kültürünü kayıt altına almış olmak bize mutluluk verdi. Belgesellerimizi izlerken bizimle aynı duyguları paylaşacağınıza inanıyoruz. Unutmayın, geleneklerden kopmadan gelecekle harmanlanmış güzel ilçemiz Çekmeköy'de bizler büyük bir aileyiz. Dün bize memleket olan ata toprakları gibi bugün de Çekmeköy'ümüz artık çocuklarımıza ve bizlere bir memlekettir. Sıla'ya hasret çeken tüm hemşerilerimize iyi seyirler diliyorum. Karadeniz bölgesinin Karadeniz kıyısında yer alan yemyeşil ve mavi bir şehrindeyiz. Masmavi Karadeniz göz kırpıyor bize tüm heybetiyle. Hoş geldiniz güzel şehrime diyor. Yemyeşil bir şehir burası. Zira ülkemizin en çok yağış alan bölgesi. Ülkemiz toplam orman alanlarının dörtte biri bu şehirde. Oksijen deposudur bu şehir. Yaylalar kentidir burası. Ve şelaleler kenti. Her yerden fışkıran, coşkun, buz gibi sularıyla dereler ve bu dereler üzerinde kurulmuş tarihi taş kemer köprüler kenti. Bu kadim şehre Anzer Yaylası'nda Anzer balının izini sürmeye geldik. Ladin ve kayın ağaçları arasında çiçeklerini koklamaya. Çağrankaya Yaylası'nın uçurumlarından yankılanan sesimizi duymaya geldik. Bir 14. yüzyıl şaheseri olan Zil Kale'den 750 metre rakımdan Fırtına Deresi'ni seyretmeye, Palovit Yaylası'nın eşsiz manzarasından ilham almaya geldik. Pokut Yaylası'nda, sisler arasında kaybolmaya geldik. Husar Yaylası'nda, bulutlara tepeden bakmaya. Çiçekli Yaylanın papatyalarından toplamaya geldik. Atmacayım atmaca, kirdiler kanadımı. Ne sevdaluk, ne bir şey, çıkardılar adımı. Atmaca kuşunun pek sevildiği, hatta eğitildiği şehirdeyiz. O kadar seviliyor ki şehrin merkezinde bir atmaca heykeli bile var. Nereye mi geldik? Anlayanlar hemen cevap verecekler. Evet, Rize'deyiz. İstanbul'dan Çekmeköy ilçesinden çıktık yola. Amacımız Rize'den göç etmiş olan Çekmeköy'lü hemşehrilerimizin ata ocaklarını Rize'nin merkezini gezmek suretiyle ziyaret etmek. İlk insan yerleşiminin M.Ö. 3. bin yıla geri götürülebildiği Rize, her zaman önemli bir ticaret merkeziydi. Bu
liman kasabası, Doğu Roma İmparatorluğu zamanında kuzeyden ve güneyden düzenlenen akınlara sahne olmuş. 1071'de Alparslan'ın Malazgirt zaferi öncesinde Çepni Türkleri başta olmak üzere Oğuz boyları bölgeye yerleşmeye başlamış. Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1461 yılında bölgeyi fethiyle birlikte ise başta Anadolu'dan olmak üzere Türkmen grupları iskan edilmiş. Rize Kalesi'nden selamlıyoruz bu yeşil şehri. Kale, 150 metre yüksekliğindeki doğal bir tepe üzerinde kurulu. İlk yapım tarihi 6. yüzyıla geri giden bilge bir kale bu. Dar bir sahil şeridine sahip olan Rize, 11 ilçe, 348 köy, 6 belde ve 18 belediye ile yaklaşık 346 bin kişilik bir nüfusa sahip. Çay olmazsa olmazıdır Rize'nin. Nimetidir, kültürüdür. Rize demek, çay bahçeleri içinde kaybolmak demektir. Şu an dünyanın en büyük çay bardağına bakıyoruz. O kadar büyük ki Guinness Rekorlar kitabına geçmesi için başvurusu bile yapıldı. Çay denilince de ilk akla gelen yer olan Rize'ye de çay bardağı şeklinde 7 katlı bir bina yakışır tabii. Burası Çay Çarşısı. ...30 metrelik ince belli bu çay bardağını bir de gece ışıklandırıldığında görün. ...9500 metrekarelik alanda inşa edilen çarşının en üst katında ise bir seyir terası bulunmakta. Rizeliler şehirlerinin simgesi halini almış bu bardak için, Paris'in Eyfel Kulesi varsa bizim de çay bardağımız var diyorlar. Çarşıda her çeşit çayın satıldığı dükkanlarla Rize bezi, bakır işlemeciliği, yöresel yemekler, taş değirmen, kemer köprü gibi kültürel öğeleri de görmek mümkün. Kurşunlu Camii ya da diğer adıyla İslampaşa Camii 1571 yılında inşa edilmiş. Moloz taştan yapılmış olan cami, merkezde İslampaşa Mahallesi'nde yer alıyor. Kesme taş ve kaba yonu taştan, yığma yapım sistemiyle inşa edilmiş olan Gülbahar Camii ise 1906 tarihini taşıyor. Rize'de nüfusun %70'i tarım sektöründe çalışır. Tarım deyince de çay gelmelidir akla. Çay Rize'ye bir gelmiş, pir gelmiş. Rize'nin toprağını çok sevmiş. 1947 yılında ilk çay fabrikası kurulmuş şehirde. Çay bahçeleriyle bezenmiş Rize'de yaş çayı toplama mevsimi geldiğinde bir heyecandır başlar. Yorucu bir iştir. Ama gurbette olan akrabanın, dostun da sıla-i rahim etme vesilesidir çay toplamak. Çay toplarken de muhabbettir, topladıktan sonra ince belli bardakta da. Çekmeceden
Çekmeköy'de yaşayan Rizeliler de yaz gelir gelmez çay toplamak bahane ata ocaklarında alırlar soluğu. Çay dışında kivi de önemli bir gelir kaynağı oldu ilçede. Çay, eskiden çok olan mısır yetiştiriciliğinin yerini almış şehirde. Mısır tarımı gerileyince hayvancılık da gerilemiş. Zira mısırın yaprakları önemli bir hayvan yemi. Mısır demişken, mısır unu ve bu undan yapılan leziz yiyecekler pek sevilir buralarda. Mesela hamsi ile mısır ununun bir araya gelmesi suretiyle meydana gelen hamsi koli. Karadeniz kıyısında olunur da balıkçılık yapılmaz mı? Rize bol ve kaliteli bir balık potansiyeline sahip. Karadeniz'in üzerinde süzülen balıkçı tekneleri hem açık denizde hem de kıyıda çeşit çeşit balık avlarlar. Aynı zamanda alabalık üretim tesislerinde de alabalık üretilir. Balık unu ve balık yağı üreten fabrikalar da Rize'de Karadeniz'in nimetlerinin diğer uzantılarıdır. Orman ürünleri de şehrin ekonomisine katkı sağlar. Rize'nin orman içinde ve orman bitişinde yer alan köylerinde sanayi odunu ve yakacak odun elde edilir. Rize'nin zengin bakır, manganez ve kaolin yataklarına sahip olduğunun da altını çizelim. Dünyaca ünlü ve çok az bir ekim alanına sahip olan Pro tütününün bir zamanlar Rize'nin Pazar ilçesinde yetiştirildiğini biliyor muydunuz? İstanbul'un Kız Kulesi varsa Rize'nin de Kız Kalesi var. Pazar ilçesinde, Karadeniz'de kayalık bir zemin üzerinde bulunan kalenin kara bağlantısı yok. Kesin inşaat tarihi bilinmeyen Kız Kalesi'nin en erken 8. yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor. Rize deyince öyle çok şey geliyor ki akla. Kuru fasulye de bunlardan biri. Rize'ye gelip de kuru fasulyesinden yemeyen ziyandadır. Kavurmasından da, pidesinden de tatmayan pişmandır. Kenevir bitkisinin liflerinden elde edilen ipliklerden üretilen Rize bezi ya da diğer adıyla feretikosu da pek meşhurdur Rize'nin. Öyle çok yeri var ki sayfalara sığmaz bu güzel şehrin. Şehir merkezi odaklı olacak şekilde gezdik Rize'yi. Kesinlikle görülmesi gerekli yerlerden biridir bu şehir. Biz çok keyif aldık bugünümüzden. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın selamını ilettik Rize'ye. Şimdi de buradan aldığımız selamları İstanbul'a ulaştırma vakti. Bu yaradan vergisi muhteşem doğaya, bu huzura veda etmek o kadar zor geliyor ki.